Herkese merhaba. Bugün 5 Ekim 2020. Günlerden pazartesi haftanın ilk manşet yayınıyla karşınızdayız. Gündemde bildik konular var. Gata'daki bir doktorun kendini bilmez lafları. Kendini çok iyi biliyor da ona bakacağız. Yine HDP'li politikacıların Kars Belediye Başkanı başta olmak üzere tutuklanmasının ardından yaşanan gelişmeler ve elbette Trump, geçtiğimiz haftadan bu haftaya Dünya'nın bir numaralı gündemi oldu ve herkes ABD Başkanı Trump'ın Covid 19 pozitif sonuçlarından sonra hastanedeki tedavisini, taburcu sürecini vesaire takip ediyor ve bununla ilgili de çeşitli iddialar, hatta komplo teorileri var. Buna bakacağız. Yine Ankara'da bir cenaze töreninde MHP'li Erkan Haberal'ın aracını oradaki bir güvenlik görevlisinin üzerine sürmesiyle başlayan bir polemik de var onda oradan zaten mülhem oradan ilham alarak e, esinlenerek e, ezer geçerim dönemi e, başlığını attık bugün e, Manşet programına Dilerseniz e, gündemimiz biraz kalabalık onlarla başlayalım e, o arada Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar devam ediyor. Esasen savaş çünkü her iki tarafta birbirine saldırıyor ve hem askeri hem de sivil kayıplar var. Adını savaş olarak koymadılar. Azerbaycan savaş hali dedi ama işin nereye gideceği de merakla bekleniyor. O konuda da türlü iddialar var. Hepsine temas edeceğiz ve o iddiaların yalanlanması vesaire var. Gözler Mus Moskova'da. Acaba Kremlin, Putin Duruma müdahale edecek mi? Edecekse ne zaman müdahale edecek? E, bu konuda gündemde fena halde. Elbette değişmez gündemimiz COVID-19 ama bu tür siyasi gelişmeler sosyal ağlarda çokça paylaşılıyor. COVID ile beraber yaşamaya alıştı sanki dünya 6-7 ay sonra. Dilerseniz başlayalım ve acaba e, ilk sırada ne var? İlk sırada Garo Paylan var ve e, geriye bırakmadan e, onu... E, yad ederek e, unutmadan da ilk sırada e, onunla başlamak istedim bugün e, manşete yanındayız Garopaylan. E, Garopaylan Ermeni kökenli bir milletvekili HDP saflarında siyaset yapıyor. Fakat fikirlerini dile getirdiği için hedef gösteriliyor ve nefret söyleminden payını alıyor. Ve e, sosyal ağlarda Garopaylan yalnız değildir. Yanındayız Garopaylan etiketiyle e, Paylaşımlar da e, yapıldığı yapılıyor. E, ben de yaptım. Ondan dolayı e, burada da manşetin ilk e, kupürü olarak ilk konusu olarak bunu hatırlatmak istedim. Evet. Gata. Şimdi isterseniz ona geçelim. Bu vatandaş. E, eski adı Gülhane Eğitim e, Araştırma Hastanesi. Yani Gülhane Askeri. E, araştırma Hastanesi, e, Askeri Tıp Akademisi daha doğrusu, GATA'nın kısaltılmışı, kısaltılmışı GATA, Gülhane Askeri Tıp Akademisi. Daha sonra bu değiştirildi ve e, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi olmuş. E, bu vatandaşın adı e, Doktor Ali Edizer, e, çokça zaten videolarına denk gelmişsinizdir başhekim yardımcısı olarak görev yapıyormuş. Sözleriyle YouTube'a yüklediği videolarla falan dikkat çeken, paylaşımlarıyla tepkilere yol açan bir isim. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu hakkında inceleme başlatıp görevden aldı bu vatandaşı. Bu vatandaşın daha çok ikinci eşle ilgili, medeni hukukla veya medeni kanunla ilgili veya işte üzerine bir entari geçirip de işte efendim neden bunu giymiyoruz, neden bunu sadece evimizde giyiyoruz, dışarıda da giymiyoruz tarzı paylaşımları üzerinden. Menzil tarikatı üyesi olduğu üzerinden falan çokça paylaşımlar yapıldı ve sosyal ağlar bu konuda bir başarıya ulaştı. Yani evet onu görevden aldırdı. Keşke sosyal ağlar hemen her konuda hemen her insan hakkı ihlalinde ve her nefret suçunda ve her buna benzer konuda bir birlik olsa ve birlikte yürüsse de sonuç alabilseydi. Öyle olsaydı 2012'den 2013'ten bu tarafa bu yaşadıklarımızı yaşıyor olmazdık. Ali Edizer örneği sosyal ağlarda üzerinde ittifak edilmiş bir konuda sonuç alma anlamında bir örnek oldu. Fakat benim dikkat etmek, dikkat çekmek istediğim konu bunlar değil. Ali Edizer'in videolarında daha çok ikinci eş meselesi, medeni kanun falan meselesi üzerinde duruldu ama şu video ıskalandı. Bence şunu bir dinleyelim birlikte. Bir dakika. Ondan sonra üzerine konuşalım. Bir de darbe şakşakçılığı başlamış darbe. Alışıyoruz. Bütün darbeler CHP işbirliği içerisinde veya en azından CHP'ye yarayacak şekilde yapıldı bugüne kadar. 28 Şubat. 15 Temmuz. 12 Eylül. 12 Mart. Hele hele 27 Mayıs. Bunların hangisinden CHP tüh ya bu memlekette kötü bir darbe oldu dedi. Biz buna alışığız. Ey CHP'nin militanları. Yalnız ben sokaktaki vatandaşı çok iyi biliyorum. Onların arasında yaşıyorum. Nişantaşı'nda ya da bilmem nerenin Fildişi okullarında yaşamıyorum. Vallahi 7'den 70'e bak 7'den 70'e. 15 Temmuz'da yarım kalmış bir hesabımız vardı diyorlar. Siz bilirsiniz. 15 Temmuz'da yarım kalmış hesap. Hatırlayın Sevda Noyan da böyle konuşmuştu ve zaten o kadının başına bir şey gelmedi. Hatta sitemizde e, insanlar e, silahlandı, herkesin kendine göre işte cephanesi var ve e, 15 Temmuz içimizde kaldı. Ve 15 Temmuz'da yarım kalan hesabı tamamlayacağız türü açıklamaları vardı ve o açıklamalardan sonra başına bir şey gelmedi. Bu vatandaş da aynı şeyi söylüyor. Gata doktoru diyor ki 15 Temmuz'da bir hesabımız var ve bu yarım kaldı. Bu içimizde kaldı. Bunu tamamlayacağız. Aynı şey. Şimdi siz Ali Edizer isimli bu vatandaşı görevden almış olabilirsiniz. O da baş üstüne işte efendim sayın bakanım falan deyip kenara çekilmiş olabilir. Sonra sonra bu unutulacak. Başka bir yerde başka bir pozisyonu olacak ve devam edip gidecek. Ali Edizer bir anlamda bataklıkta bir sinek. Ve siz diyelim ki bunun icabına baktınız. Sonra bu kafalar var. Ve bu kafalar her yerde. Sevda Noyan artık açık etmiş bunu. Ali Edizer açık etmiş. Ve bunu söyledikleri için başlarına bir şey gelmiyor. Niye başlarına bir şey gelmiyor biliyor musunuz? Çünkü bunların başlarına bir şey gelirse 5 yıldır, 6 yıldır, 7 yıldır e, büyüttükleri, köpürttükleri e, gündem, proje kendi elleriyle çöpe atacaklar. Atarlar mı? O proje yapıcılar, o gündem belirleyiciler, bunun altyapısını hazırlayanlar. Yedirirler mi? Asla. Dolayısıyla sevdan o yanında, Ali Edizer'in de 15 Temmuz'da yarım kalan bir hesabımız var çıkışı, siz her ikisini de diskalifiye etseniz bile, her ikisini de şu anda oyundan atsanız bile, gerideki yığınlar bunlar aynı şeyi düşünüyor. Aynı şeyi aralarında konuşuyorlar. Bunlar sosyal ağlarda paylaşıp ortaya çıkınca ve zaten şu anda tuhaf olan da o. Ali Edizer ikinci eş meselesinden dolayı elbette o savunuyor değilim. Medeni kanunla ilgili söyledikleri üzerinde entariyle çektiği video falan vesaire. Onlar da elbette problem. Ve böyle bir karakterin Gata gibi bir ee, kurumda iki numaralı isim olması, başhekim yardımcısı olması da bir problem. Başka bir konuya dikkat çekmeye çalışıyorum. 15 Temmuz'da yarım kalan hesap, silahlanma, cephane biriktirme, içimizde kaldı meselesi. Ah bir fırsat gelsin çıkacağız, o yarım kalan işi tamamlayacağız meselesi. Ezer geçerim dönemi yazdık ya işte. İşte bir anlamda bir de böyle bir şey var. Yani ezip geçemedik bir bir ezip geçelim yani şunları. Aa, acaba bu durumun bu tehlikenin ne kadar farkındayız bilmiyorum. Bir diğer konu bu ezer geçerimle ilgili e, onu da tam ekran e, videosunu e, vereceğim ve e, üzerine konuşacağım. İşte burası Hacı Bayram Camii otoparkı. Erkan Haberal Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili aracı alana geldi. Bu videoyu Büyükşehir Ankara Büyükşehir paylaştı. Mehmet Haberalın meşhur Başkent Üniversitesi Hastanesi rektörü, başhekimi neyse, daha sonra CHP'de de siyaset yaptı. Onun oğlu Aracı içeri almayınca güvenlik, Erkan Haberal araçtan çıkıyor, polislerle konuşmaya geliyor. Zaten büyük harflerle, sarı harflerle de, kapital harflerle de videonun üzerinde o belirtilmiş, yazılıyor. Burası Zeki Ergezen'in birkaç gün önce cenaze töreninin yapıldığı Hacı Bayram Camii, Ankara'da. Çok sınırlı sayıda otopark kapasitesi var, o da makam araçlarını alabilecek galiba 10 kadar makam aracı alabiliyor. Dolayısıyla güvenlik güçleri nazikçe içeriye araba, araç alamayacaklarını söylüyorlar ve e, kapıya kadar gidemezsin lütfen yürüyün diyorlar. Erkan Haberal da yaya olarak ikna oluyor ve barikat hafifçe aralanıyor ve Erkan Haberal oradan geçiyor ve camiye kadar yürümeye başlıyor. Bizim Türk milletinde veya işte böyle makam sahiplerinde de böyle bir şey var. Altında bir araç varsa, hele bir şoförlü araç varsa kapıya kadar gidecek. O arada şoför tabii iş güzel çıkıyor, polislerle konuşuyor. Mesele milletvekilini camiye götürmek değil mi? Milletvekili indi yürüyor zaten, ikna olmuş. Ama şoför aracı hala içeri sokmaya çalışıyor. Ben gireceğim Falan diyor muhtemelen o arada polis güvenlik görevlisine ya, hafif aralık kalmış barikatı kapattırıyor. Ve Erkan Haberal aracının içinde ve bir şekilde ısrar ediyor geçmek için. O esnada arkada bir araç duruyor. O araç Mehmet Haberal'ın aracı. Dediğim gibi başkent üniversitesi, hastanesi, başhekimi, rektörü. Bir numarası daha daha sonra e, CHP'de siyaset yaptı. O da ikna oluyor. Hiç tartışmadan e, yürüyerek kendisine gösterilen istikamette yaya olarak cenaze törenine doğru yürüyor. Ve her şey bundan sonra oluyor. Erkan haber alın makam aracı ki öndeki araç. Şoför araca resmi plaka takıyor ve diyor ki yani ben oraya gireceğim. Belli ki arada sözlü bir tartışma var. Polis barikatın başında sadece bir güvenlik görevlisi yok yani orada polisler vesaire de bu konuda Erkan Haber alın şoförünü ikna etmeye çalışıyorlar ve şoför arabaya biniyor ve şimdi dikkat buyurun güvenlik görevlisinin üzerine aracı sürüyor ve onu eziyor. Evet. Burada güvenlik görevlisinin bir suçu var mı, yok mu? ayrı bir tartışma konusu. Bunun üzerine Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Baki Soy bir tweet atıyor ve diyor ki kıymetli idare amirimiz Erkan Haberal'a yapılan hadsizliğe karşı özür dilemesi gereken makam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sensin. Bizi sevmediğini, bu, hakare, bu hareketleri kasıtlı yaptırdığını biz biliyoruz. Ve zaten biz de seni sevmiyoruz. Ve sıkı durun, tehdit geliyor. Ama saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz. Bunu da böyle bil. Kime saygısızlık yapılmış? Ne olmuş? Seyrettirdim görüntüleri, anlattım. Ama böyle bir bir şey yani işte ezer geç. Yani Erkan haber aldı daha sonra e, Twitter'da bir türlü e, durmuyor. E, kendisine yapılan destek mesajlarını RT'liyor. O da kendine göre durumu hazmedememiş. Şoförünü koruyor vesaire tuhaf bir şey. Yani yedirmeyiz. Yani ben şoförümü yedirmem. Arkadaş falan hikayesi var. Mehmet Haberal konuya müdahil oldu mu ya bir dakika ne yapıyorsunuz falan diyor mu? Onu da bilmiyoruz. Ama bu bir Ankara fotoğrafı. Aktörleri de AKP'li değil. Aktörleri MHP. MHP'li. Evet. Ülke ne hale geldi? Ülke işte bu hale geldi. ülke bu hale geldi. Bir başka fotoğraf Kars kayyımı, Ayhan Bilge'nin tutuklanmasından sonra işte böyle makinalı tüfekli silahlı neyse işte korumalarla belediyeye girmeye çalışıyor. Ülkenin fotoğrafı. Yeni yaşamda ilahiyatçı yazar İhsan Ela çıkın. Kars'a atanan kayyımla ilgili namaz pozunu Maun suresiyle değerlendirmiş. Namazlarında gafildirler. Yeni Asya karikatürü Aşil topuğundan vuruldu. Evet. Adalet okuyla. Geçelim bir numaralı gündem maddesi Trump. Trump e bu fotoğrafı dün verdi ve geçtiğimiz Cuma günü kendisine Covid-19 teşhisi konduktan sonra hastaneye kaldırıldı ve bununla ilgili çokça iddia ortaya atıldı. Yani hasta mı, hasta ise ciddi mi, bu durum seçimlere etkiler mi, seçim ertelenir mi? başına bir şey gelirse Trump'ın yerine kim aday olur? Yardımcısı Mike Pence mi geçer yoksa yeni aday mı atanır vesaire. Önceki yorumlara hatırlatıldı. İşte e, salgın hafife falan. Joe Biden işte kocaman maske takıyor diye onunla alay eden vesaire ve gerekli önlemleri almayan ve daha pozitif teşhisi konmadan bir gün öncesine kadar açık etkinliklerde maskesiz e, çok yakın temas halinde işte buna izin veren ve hatta bu tür etkinliklerin içinde yer alan bir profil. Hastalığı e, muhtemelen bir süre saklandı. E, i̇şte Joe Biden'la münazara sırasında İngilizcede debate deniyor. Türkçesi herhalde en yakın kelime münazara. Türk e, o televizyon programı esnasında COVID-19 pozitif miydi, değil miydi bilinmiyor. Daha sonra bir Beyaz Saray görevlisi eee Testinde ki bu Trump'a çok yakın çalışan bir kadın, onun pozitif çıkması ardından Trump'ın da çok geçmeden pozitif, COVID-19 pozitif olduğu açıklanıyor. Ve muhtemelen Beyaz Saray'da geçirmeye çalışıyor. Bütün haberleri tarayarak ve bütün haberleri okuyarak ve bütün yorumları dinleyerek anlatıyorum size. Fakat bir takım semptomlar göstermeye başlayınca da hastaneye gidelim. Hatta bir duyum yani sedye ile hastaneye gitmek istemiyorsanız hazır ayaktayken yürüyerek gidebilirsiniz deniyor kendisine ve o yürüyerek helikoptere binme görüntüsü de öyle çıkıyor. Ve hastanede müşahede altına alınıyor İşte pazartesi taburcu edilecek deniyor belki biz şu anda konuşurken taburcu edildi ediliyor bilmiyorum. O esnada Trump eskisine nazaran çok az tweet atmasına rağmen her gün mutlaka bir veya iki görüntü paylaşıyor. Ve bununla da yetinmiyor. Şu görüntüyü işte biraz evvel fotoğrafını gösterdiğim bu görüntüyü paylaşıyor. Hastaneden çıkıyor dün ve gizli servis görevlileriyle 2-3 araçlık bir konvoy halinde hastanenin etrafında Washington yakınındaki bir hastane bir tur atıyor ve kendisini desteklemeye gelen destekçilerine görüntü veriyor. Bunu yapmasının 2-3 nedeni olabilir. Bir nedeni e, tamam video çekip koyuyorum tweet atıyorum ama bir de beni canlı görün istedim. E, i̇ki e, ayaktayım, sağlıklıyım, elim kolum işte tutuyor vesaire. Yani yerime yardımcı veya başka birini atamaya yeni bir adaya falan gerek yok spekülasyonlara gerek yok. Taburcu olacak kadar sa sağlıklıyım. Zaten az kaldı. Pazartesi olduğu da açıklandı. Pazartesi taburcu olacağım da açıklandı. Ara vermeden Beyaz Saray'a dönüp işlerimin başında devam edeceğim. Zaten hastanede de işlerimin başında olduğuna dair e fotoğraflar paylaşmıştı. Bu liderleri takip eden, bu konularda bayağı bir mürekkep yalamış ve görmüş geçirmiş birisi olarak artık şunu söyleyeyim. Tipik bir psikoloji. İşimin başındayım. En ufak bir olumsuzluk yok. Devam falan. Çünkü Trump ve Trump profilindeki insanlar hastalığı, hastaneye kaldırılmayı zaaf olarak nitelendirirler, lite, nitelendirirler. ve e, bütün televizyon kuruluşları da hastanenin önüne gitti ve oradan sürekli 7-24 yayın yapılıyor. Bu da ister istemez e, Trump'ın e, popülaritesini veya e, durumunu güçleştiriyor. E, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da aynı şekilde e, Covid-19 olmuştu. Mart ayında, daha ilk hasta, e, hastalığın ilk aylarında, ve önce evinde e, bunu atlatmaya çalıştı. Sonra hastaneye kaldırdılar. Sonra oksijene bağlandı. Sonra yoğun bakıma kaldırıldı falan. Ve bunların bunlar hep gecikmeli olarak açıklandı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra önce oksijene bağlandığı söylenmedi. Sonra oksijene bağlandı dendi. Sonra yoğun bakıma söylenmedi. Yoğun bakım dendi. Çok da fazla uzatmadan ki çünkü bütün basın hastanenin önünden yayın yapıyordu. Ve bir başbakan için ee, hastanelik olması e, iyi bir şey değildi algı açısından. Birkaç gün sonra işte bir krevine e, taburcu edildi ve e, bir iki hafta orada dinlenerek hastalığı orada atlatması sağlandı. Belki de erken taburcu ettiler bilmiyorum ama liderlerle ilgili durum biraz böyledir. Böyle de bakmak gerekir. Trump da zaten hastane günlerini çok fazla uzatmak istemiyor. En temel e, şeylerden biri, e, polemiklerden biri e, acaba bu e, popülaritesini veya oyunu artırmak için yaptığı bir oyun mu? E, bir numara mı? E, bu teori Amerika'da da tartışılıyor, dünyada da tartışılıyor. Elimizde bu konuyla ilgili bir veri yok. Fakat bunun böyle olma olasılığı çok 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 küçük. Çünkü bu böyle bir şey varsa bu kolektif bir yalan olur. Yani düzinelerce beyaz saray görevlisi, düzineler bir düzine doktor çıkıyor açıklama yapıyor. Düzinelerce doktor ee, işte ne bileyim Trump'ın korumaları, ailesi vesaire. Yani bir 30-40 kişi belki 50 kişi bu kolektif yalana iştirak etmiş demektir. Ee, büyük bir sıkıntıdır. Ee, dolayısıyla e, bu kadar çok kişinin bildiği bir sır da bir şekilde ortaya çıkar. Ben buna çok fazla ihtimal vermiyorum. Dolayısıyla e, Covid-19 pozitif değil. işte numara yapıyor falan gibi e, komplo teorilerine çok fazla bel bağlamıyorum. Ee, gördüğüm süreç bilakis hastalığın e, duyurulmamaya çalışıldığı, e, duyurulmadan nasıl atlatırız diye bakıldığı, duyurulduktan sonra hastaneye kaldırılmadan nasıl çözeriz diye bakıldığı, hastaneye kaldırılmak zorunda kaldıktan sonra da bir an evvel işte görüntü verelim, fotoğraf verelim, tweet atalım, İşte çıkayım böyle halkın arasında, şey işte destekçilerim arasında bir tur atayım, bak ölmedim yaşıyorum diyeyim. Hani videolara kimse inanmaz, belki kurgu zannederler, belki önceden çekilmiş video zannederler falan filan. E bir de kandı canlı çıkayım, onlarca kameraya böyle görüntü vereyim. Bütün bu gayretler ve bir an evvel e, taburcu olayım, Beyaz Saray'a döneyim, bütün bu gayretler, e ee, bu işin bir numara olmadığını gösteriyor şahsen. Ama yarın öbür gün hatıralarını yazarlar gerçekte ne oldu? Trump'la ilgili e, hastalık durumu nedir? Bunları öğreniriz. Çok sayıda e, şu ilacı kullanıyor, bu ilacı kullanıyor, şu tedavi yapıldı, bu tedavi yapıldı gibi. Ama gerek Beyaz Saray yetkililerinden gerekse doktorların yaptığı açıklamalarda birbirle çelişen çok şey var. Bir açıklama diğerini tekzip ediyor, yalanlıyor. Yani bugün canlı olarak bu gündemi takip edip aktarmaya çalışırken gazetecilik gerçekten çok zorlanıyor. Bir sürü çöpü alt alta toplayıp oradan sağlıklı bir bilgi, sağlıklı bir analiz yapmaya çalışıyor şu anda. Amerika'da da gazetecilik kişi, gazeteciliğin harman olduğu yer. Yani dünyaya gazetecilik öğretecek insanlar orada köklü, deve dişi gibi, gibi kurumlarda bu işi yapıyorlar. Kolay bir mesele değil. Bunu da böylece belirtmiş olalım. Evet, işte bu da Trump'ın Covid 19 teşhisi konulmadan önce Yüksek Mahkeme yargıcı olarak aday gösterdiği kadın aday ismini şu anda hatırlayamadım. O Beyaz Saray'da Rose Garden denen bahçede yapılan sosyal mesafenin maskenin olmadığı törenden görüntü, kırmızı daire içerisindekiler pozitif. Covid-19 pozitif Trump dahil. Trump'ın eşi, danışmanları vesaire de var. Mike Pence sarı daire içerisinde ve ona bu yönde bir teşhis konmadı. Bilemiyoruz belki de ona da bir teşhis kondu. Şu anda açıklanmıyor veya açıklanmadı. En azından onu biraz belki kenarda tutmaya çalışıyorlar. Bilmiyoruz hiçbir şey söylenmiyor. Yani doktorlar da ketum, Beyaz Saray da ketum. Bir laf bir lafı tutmuyor. Bu durumda biraz böyle. O arada anketlerde e, Biden hep önde ama Türkiye medyası e, Trump'ın kazanmasını istiyor. Türkiye medyası %99 Erdoğan'ın kontrolünde olduğu için %1 de Erdoğan'a istemeden biat etmek durumunda. Onun söylemlerini kullanmak zorunda kaldığı için %99 diyorum gene ayıp olmasın. Muhalif olduğunu düşünenler o %1'in içinde kendilerini görebilirler. Ee, sabah işte seçim anketlerinde bir, nerede böyle bir e, itibarlı itibarsız fark etmez bir anket kuruluşu gördüğünde onu şey yapıyor. Yani sabahın böyle başlık atması da hiçbir şeyi değiştirmiyor. Neticede seçim Amerika'da olacak. <laughs> yani e, sa, e, ne, ne derler Türkçe yapılmış bu haberin seçimleri etkileme gibi bir şansı yok. Ama e, Türkiye için e, son derece önemli Türkiye şu anda bir takım adımları Biden'ın kazanmasına göre atıyor. Yani Trump kazanırsa mesele yok, yola devam. Ama eğer Biden kazanırsa 20 Ocak'taki yemin törenine kadar 2-3 ayda Türkiye o topal ördek dediğimiz o dönemde yapacaklarını yapmaya çalışıyor. Bunlardan biri de işte Suriye, bunlardan biri Azerbaycan, bunlardan biri Doğu Akdeniz ve bunlardan biri Reza Zarrab'la ilgili ne yapılacağı konuları. Covid-19'dan çıkmadan devam edelim. Ee, biz de size inanamıyoruz. Ee, hala Türkiye'de Covid-19 meselesini ciddi almayan ve hatta buna inanmayan insanlar var. Posta şöyle bir haber yapmış resimli güzel. Ee, Doktor Ayça Gümüş'ü annesi Gönül Gökçen'le 9 yaşındaki oğlu Rüzgar uğurluyor. Doktor Ayça Gümüş tek tek hastalarını kontrol ediyor. Ellerini tutup onlara moral veriyor. Yolculuğa çıkar gibi gidiyor valizine kişisel, kişisel eşyalarını doldurup vesaire. Ee, gene bir fotoğraf yayınlamış. Ya bu iş gerçek ciddiye alın der gibi posta manşetinden. Aileleri mezara bile gelemiyor. Erzincan'da korona'dan ölenler önceden ilaçlanan ve sadece COVID-19 cenazelerinin defnedildiği alana özel giysili görevliler tarafından defnediliyor demiş. Orada Hürriyet Bilim Kurulu üyesi olarak popüler olan Profesör Doktor Mehmet Ceyhan Covid 19 ile ilgili bir şey mi söylemiş? Hayır, o kadar popüler ki artık ona Efendim hangisiyle komşu olmak istersiniz? Merlin Monroe mu, Bridget Bardot mu diye sorular yöneltiliyor ve magazin sayfalarını süslüyor. Hiç unutmuyorum. Deprem profesörleri de çok popüler olmuştu bundan 20 sene önce. Hele Ahmet Mete Işıkara Nur içinde yatsın rahmetli oldu. En seksi erkek seçilmişti o sene. <laughs> Şimdi e, Hollywood yıldızlarını kıyaslatıyorlar. Bilim Kurulu üyesi, enfeksiyon uzmanı, profesör doktor e, Mehmet Ceyhan'a. Keşke alanı ile ilgili konuşsa. Neyse bilim kurulu demişken e, Sarayın Bilim Kurulu üyesi profesör doktor Mustafa Öztürk. ben vaka sayısı ve hasta sayısı ifadesinin eş anlamlı olarak kullanıldığını sanıyordum. Meğer başka bir anlamda kullanılıyormuş. Benim de bilgim yoktur diyor. Güzel. Peki hala orada mısın? Evet hala orada. <laughs> Tur şirketleri iptallere başlamış. Bu arada Türkiye'nin yalan söylediği resmen ortaya çıkınca Ekim ayında 50 bin İngiliz Türkiye'ye gelecekti ve gelemiyorlar artık. Evet. O arada Canan Karatay epey süren e, sessizliğini karbonatlı suyla gargara yapın diye bozmuş efendim. Koronavirüse karşı. Aman yani bunu dikkate alın diye söylemiyorum. Yani böyle mavralar dönüyor. Bilin diye ekrana getirdim. Geçelim Azerbaycan'a. İlham Aliyev demiş ki 30 yıl daha bekleyemeyiz. Geçtiğimiz haftaki yayınlarda şunu söylemiştim. Bu konu Azerbaycan'ın Azerbaycan'ın tetiklemesiyle başladığına dair çok işaret var. Yani Ermenistan Dağlık Karabağ'a neden saldırsın? Ordusu daha zayıf. Dünya kamuoyu nezdinde çok fazla bir haklılığı yok. Erivan'ın Moskova ile ilişkileri Netameli, Nanemolla niye saldırsın Dağlık Karabağ? Şu anda konjonktür bu şekilde, bu şekilde de mevcut şekilde devam etsin. bakan bir ülkeyken Azerbaycan'dan ilk saldırının, ilk tahrikin, ilk hareketin geldiğine dair bölgeyi takip eden uzmanların görüşlerini geçtiğimiz hafta paylaşmıştım. E, şu laf da zaten biraz bunu teyit ediyor. İlham Aliyev'in ...30 yıl daha bekleyemeyiz dediği... ...yani... ...harekete geçtiğini... ...anlatan bir laf esersen. Her yani ne kadar resmi tez öyle söylese de. O arada İsmail Saymaz... ...Türkiye'nin Azerbaycan'a öz hocaları taşıdığı iddia ediliyor... ...ancak bu iddiaya ilişkin tek kanıt gösterilmiş değil. Kaldı ki Azerbaycan şiidir... ...ne cihatçılar Azerbaycan'a yardıma gider... ...ne Azerbaycan cihatçı ister. Ah canım... Mesele Şiilik, e, Selefilik, Sünnilik, e, İslam, İslam dışılık falan değil ki yani. Aliyev çok mu Müslüman? Ne kadar Müslüman? Azerbaycan. Mesele menfaat. Mesele tamamen duygusal. Neymiş efendim? Azeriler Şii'ymiş, cihatçılar mezhep farklılığı varmış. Cihatçılar parasına bakıyor. Zaten oraya parayla gidiyorlar. Binlerce dolar maaş veriliyor. Guardian gazetesi İngiliz Guardian gazetesi cihatçılarla konuşarak laflarını yayınladı. Keşke okusaydınız bir zahmet. Ama işte dedim ya resmi tezin sözcülüğü böyle bir şey. Öbür taraftan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Suriye'ye terör örgütüne yönelik her an müdahale edebiliriz demiş. Biraz evvel bahsettiğim Türkiye'nin Biden dönemine hazırlığı. Türkiye eğer Biden e, başkan seçilirse 2-3 ayda yapacağını yapmaya çalışıyor. Trump'ın topal ördek döneminde. Çünkü Mart ayında Halkbank davası da başlayacak. Ötelenmedi, ertelenmedi. Bütün talepler geri çevrildi. Ve Türkiye'nin işi Amerika nezdinde biraz daha zorlaşacak. O arada Türkiye bu otorite boşluğunda ilerlemeye çalışıyor. Gıdamız Rusya'danmış efendim. Yeni mesajın haberi 1 milyar 946 milyon dolarlık gıda ürünü almış Türkiye yılın ilk 8 ayında ağırlıklı olarak buğday ve ayçiçeği. Türkiye buğday ve ayçiçeğinde başka bırak Rusya'yı başka bir ülkeye veya ithalata mecbur olmalı mıydı? Tahıl ambarı. Öyle miydik biz? Öyle yetiştik. Okullarda böyle öğrettiler. Kendi kendine yeten ülke dersleriyle büyüdük biz. Yerli malı, yurdun malı haftaları. Neredeyse 2 milyar dolarlık gıda ürününü Rusya'dan alıyormuşuz. Bir de dikkat edin. 2 milyar dolar. Şimdi dolardaki oynama dolar yiyip içiyor musunuz? E, yiyip içiliyor işte. O arada da patatesimiz tarlada kalmış. Maliyeti 90 kuruş olan patatesin fiyatı 65 kuruşa kadar düşünce üretici toplamıyor. Hatırlayın geçtiğimiz senelerde de bir patates kıtlığı vardı. Türkiye ne zaman bir devlet olur biliyor musunuz? Yani ne zaman bir ülke olur daha doğrusu? Bu arz talep dengesini tutturduğu zaman. Aynı şey işsizlik içinde geçerli. Aynı aynı şey yani babası öğretmen, öğretmen ailesinde çokça öğretmen olan bir aileden geldiğim için söylüyorum. Ben kendimi bildim bileli. Ankara'da da çalıştım yıllarca. Türkiye'de hep öğretmen açığı var. Bir de atama bekleyen öğretmen var. Ve ben bunu bir türlü anlayamıyorum. Bir asırlık cumhuriyet. Bunu halletmeden, halledemeden ülke olamazsınız. Devletten eski bakanlara lüks araba. Yani bu çevre, eski çevre bakanlarına dahi benzini devletten araba tahsis ediliyormuş. Yani e, olaya bakın da ne olacak? Kim, kim hesap soracak yani? Osman Gazi'yi işletenler devlete borcunu ödemiyor. Orada 3 tane skandal var sözcünün manşetinde ama dördüncüsüne de dikkat çekerim. Sayıştay geçiş garantisi verilen Osman Gazi Köprüsü ve bağlı İzmir otobanını işleten firmanın devlete 568 milyon borcu olduğunu tespit etmiş. Şirkete bu yılın ilk 6 ay için 1.7 milyar lira ödeme yapılmış filan. Bu şirketlerin sarayla bağlantılarını defalarca söyledim. Bir kere daha temas etmeyeceğim. Benzer bir manşet bir gün gazetesinden çürümenin böylesi, israf da usulsüzlük de açığa çıktı. T TMSF'den Sportotay'a, YÖK'ten Orman Genel Müdürlüğü'ne birçok kurumda usulsüzlük diz boyu. Diyanet ise yurttaşın belini büken kur, kur artışından kar elde etti diyor. Yani böyle yani herhangi bir şeyin ayakta kalması mümkün değil ki. Yani kurumlar çökerken, devlet çökerken, devlet... Gerçekten niyetinden emin olunmayan bir şebeke tarafından, bir çete tarafından mafyavari yöntemlerle yönetilirken daha neden yani ayakta kalıp futbol mu ayakta? Yani bir şaşırıyorum ben Cumartesi, Pazar hangi günler oynanıyorsa Galatasaraylıların, Fenerbahçelilerin, Beşiktaşlıların takımıyla coşması, oturup kalkması, işte tabelada işte 1-0-2-0, 1-1-2-1 neyse e, kritikleri yapmalarına. Futbol mu var yani ülkede? Her şey tamam futbol düzgün gidiyor. Dünün haberlerinden biri evrensel manşet 8 yaşındaki Çınar EBA'ya erişim kurbanı. Pandemi döneminde uzaktan eğitim sorunları çözülmezken EBA'ya erişim uğruna ki ne bu biliyorsunuz online eğitim sistemi öyle söyleyeyim. İstanbul'da bir ilkokul öğrencisi çatıdan düşerek hayatını kaybetmiş. İnternet altyapısındaki sorun nedeniyle Çınar Mert 8 yaşındaki çocuk EBA'ya erişemiyor. Babası komşu komşusundan hat çekmek için çatıya çıkıyor. Babasının peşinden çatıya çıkan Çınar ayağının kaymasıyla dördüncü kattan düşerek can veriyor. Baba demiş ki Önder Mert bilgisayarın kapağını bile açamadı. Eğitim hani bedavaydı? EBA başımızı yedi. Bu da bir LCD pozu hürriyetten. 15 öğrenciye TV hediye. Televizyon yok. Şimdi orada hat çekmeye çalışıyor adam. İnternet hattı çekmeye çalışıyor. Burada interneti bırak televizyon yok. Hani televizyondan online dersler veriliyor ya. Artvin, özür dilerim Gaziantep Araban Kaymakamlığı. Evinde televizyonu olmadığı için EBA TV programlarına ulaşamayan 15 öğrenciye LCD televizyon hediye etmiş. Onlar da böyle poz vermişler. Çocukların ayaklarında ayakkabı yok bakın. Evet. TR724 manşet kaldırımdaki adalet. ihraç hakimlerden Kemal Karanfil TR724'de konuşmuş. Yapılan hukuksuzluklarda iktidar kadar muhalefet partilerinin de payı var demiş. AKP kadar bunları iptal etmeyen Anayasa Mahkemesi ve etkin muhalefet yapmayan CHP, İYİ Parti vesaire de sorumludur diyor. Çuval içinde beşeler satmaya çalışıyor. İhraç Hakim Kemal Karanfil. Enflasyon açıklanıyor ya. Steve Hanke ee, gerçek enflasyonu açıklamış yüzde 38 efendim. Ki onun bile üzerinde olma olasılığı var. Her şeye zaten. Geçen birisi mesaj paylaşmış. İki aya gittim, bir şey alamadan çıktım. Niye? Geçen seneye göre her şey iki katı. Türkiye'de gençlik gerçek enflasyon oranını Profesör Steve Hanke %38 olarak belirlemiş efendim. Reel enflasyon budur. Onun dışında size yalan söylüyorlar. O arada Deva Partisi Ali Babacan'ın İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan olayı Atatürk'e şikayet ediyor efendim. Böyle. Atatürk'ün müzede duran heykelinin kulağına fısıldıyor. Evet. Evet vazgeçmedik bu tarz ne denir ki yani ne söylüyorsunuz diye sormuşlar bende kalsın demiş Ali Babacan'ın partisinin il başkanı kimi anıt kabire şikayete çıkar kimi de böyle işte müzede bir Atatürk heykeli veya işte efendim mumyası neyse onun mumya heykel ya da neyse onun kulağına böyle fısıldamaya çalışır. Sonra bunun fotoğrafını çektirip servis eder. Evet. Özgür Özel, dünyada kara parayı aklayan baş aktörlerden biri Reza Zarrab. Zarrab'ın kuryesi paranın yüzde dördünün rüşvet olarak Türkiye'de dağıtıldığını söylüyor. Masak, hazine, sayıştay seferber edilecek mi edilmeyecek mi? Bu rüşvetler nereye gitti? Bu sessizlik çok manidar değil mi? 17-25 Aralık olmasa bile Reza Zarrab'tan dolayı Türkiye'nin başı belaya girecekti. Bu Finken belgelerinde ortaya çıkan da, AB'deki Halk Bank yargılamalarında şunu da bunda ortaya çıkan da hepsi bu. Türkiye'de patladığı için dünyada patlamış değil. Bir şekilde gene Türkiye'nin başı bundan dolayı belaya gidecekti. Bir bu. İkincisi CHP yeni aydınlanma yaşıyor. 5 senedir kulağınızın üzerine yattınız. Keşke Özgür Özel şeye de söylese. Mansur Yavaş'a CHP'denist Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ya. Mansur Başkan şu Melik Gökçe'ye bir dava açmıştı onu geri çeksene diye. Hatırlayın Mansur Yavaş 17-25 Aralık'tan sonra e, cemaat medyasına reklam verdi diye Melik Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 17-25'i Mansur Yavaş'ta, CHP'li Mansur Yavaş'ta milat olarak almıştı. Evet hafıza mahallülü Türkiye ama ben hatırlatmaya devam edeceğim. Bu arkadaşlar da 5 sene sonra ne 5'i? 2013 Aralık 7 sene sonra aydınlanma yaşıyorlar. Türkiye'nin sorunu bunlar olduğu kadar, iktidar olduğu kadar muhalefette. Kemal Kılıçdaroğlu orada Anayasa Mahkemesi'nin hemen yanında Erdoğan'la aynı sırada, meclis başkanıyla aynı sırada oturduğu sürece oyunda kaldığı sürece sarayda asla astı astık kestiği kestik oyununa, icraatına, uygulamalarına devam edecek. HDP'yi indirdiler. Kapatsalar ne olur? Şu anda kapatılacak mı, kapatılmayacak mı? Bu konuşuluyor. Kapatılsa ne olacak, kapatılmasa ne olacak? Sırada diğer susturulacak partiler var. İyi Parti Cumhurbaşkanı Meclis Açık Konuşması'nda ayakta alkışlamış. Güzel. Devam. Dolayısıyla Türkiye'nin Böyle bir kolektif bir sorunu var. Evet. Baskın Duran Hoca'nın bir sözü var. Profesör Doktor ben TR 724'te bugünkü yazıya da o başlığı attım. CHP adam olmaz. Olsa CHP kalmaz diyor. Bir de böyle bir şey dönüyor ve bu 20 sene devam eder. İşte efendim koç şirketi lehine karalı, verilen kara davada FETÖ izi çıktı. Aynı şey hürriyette Boğaziçi Köprüsü'ndeki 15 yıllık sır Yeliz'in ölümünü FETÖ mü kararttı falan. Bakın bu söylemi aldığınız ve sürdürdüğünüz sürece kabul ettiğiniz ve aldığınız sürece 50 yıl boyunca da bu devam eder. 50 sene sonra herhangi bir davada o bilmem neden atılan adamın oğluydu, torunuydu, akrabasıydı, eşiydi, dostuydu. Yüz binlerce insan hakkında işlem yapıldı. Altı buçuk milyon insan resmi rakamla soruşturma altında şu anda. Hepsi de aşağı yukarı aynı maddeden soruşturma altında. Ve siz herhangi bir işlemde, herhangi bir nizada, herhangi bir anlaşmazlıkla eğer canınız sıkılırsa Böyle bir bağlantı bulursunuz, kurarsınız yani. Bunu 2020'de de yapabilirsiniz, 2030'da da yapabilirsiniz, 2050'de de yapabilirsiniz. Paranoyadır bu. Toygun Atilla imzalı bir haber. Seferberlik tetkik kurulu geliyor. Toygun Atilla'yı nerede görürsem. İşte bu da öyle. Yani Akit Hürriyet bir farkları kalmadı zaten. Son mesajımız Ömer Faruk olduğundan gelse. Ey ezilenler, niye zalimi yenemiyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü hep kendi ayağınıza basılınca ferhat edi feryat ediyorsun, başkasına basılınca sen de ayağını oraya koymasaydın diyorsunuz. Oysa herkes ayakları üstünde durma hakkına, özgürlüğüne sahiptir. Şikayet etmeden önce kendine bak. Ey ezilenler, neden zalimi yenemiyorsunuz biliyor musunuz? Hep kendi ayağınıza basılınca feryat ediyorsunuz. Başkasına basılınca sen de ayağını oraya koymasaydın diyorsunuz. bu duygularla çok da severim bu kelimeyi pek kullanmam ama bu duygularla bir manşet yayını daha noktalıyoruz efendim. Çarşamba günü tekrar huzurlarınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.